hadronlardan bahsetmeye, Higgs'den bahsetmeye, büyük hadron çarpıştırıcısından bahsetmeye alışığım. Role play, ne anlatsam ki diye arkadaşlarımla, meslektaşlarımla görüştüm. Bana dediler ki, sen bambaşka işler yapmak için yola çıkmıştın, şimdi bambaşka şeyler yapıyorsun. Bunun hikayesini anlat, belki ilginç olur. Dilerim seversiniz. Dolayısıyla ben size kendi hayatımdan kısa kısa anlar sunacağım. İlki bu gördüğünüz siyah beyaz fotoğrafla başlıyor. Ben 80'li yıllarda St. Joseph Lisesi'nde okudum, ortaokulu, liseyi. Hazırlık da dahil 8 yıldı. Fransız edebiyatı, efendim aydınlanma dönemi, varoluşçuluk falan derken bunlar benim çok çok hoşuma gitti. Benim o dönem aklımda felsefe okuyayım, edebiyat yapayım, filolojiye gideyim, bambaşka fizik dışında yollara gitmek vardı. Sonra son sınıfta sevgili hocam ve okul müdürümüz Pierre Caporal, burada resmini görüyorsunuz. Biri 2000'li yıllardan, 2011'den aslında, diğeri de 70'li yıllardan. Öyle güzel deneyler yaptı, öyle ilginç konular bize gösterdi ki benim aklımı çeldi kısacası. Ve dedim ki ben bu sözelden yavaş yavaş sayısala mı geçsem acaba? Bu da rolle ilgili şunu gösteriyor. Bazen bir kişi, bir rol modeli hayatımıza öyle bir giriyor, öyle bir değiştiriyor ki yapacağımız şeyi tamamen değiştirebiliyoruz. Bu benim için ilginç bir deneyim. Her neyse sayısala geçince de işte ne yapayım, ne edeyim, nereye gideyim? Boğaziçi evden çok uzak değil. İşte ben buraya gideyim, ne okuyayım? Elektrik mühendisliği okuyayım. Neden? Halbuki fizik deneyleri hoşuma gitmişti. Eminim sizin de ya çocuklarınız ya da genç arkadaşlarım çevre baskısının ne demek olduğunu biliyorlar. Fiziğe gidip de puanını harcama, iyi yerlere git, mühendis ol falan hepimizin başına gelmiştir. Her neyse elektrik mühendisliği okurken fizikten de çift anadal yaptım. Böylelikle ikisinden birden mezun oldum ama elektrik bölümünden dersler pek hoşuma gitmedi. Pek iyi notlarla mezun olmadığımı itiraf edeyim. Bundan da şuna geliyoruz. Çevre baskısıyla bir rolü seçerseniz o rol size her zaman uygun gelmeyebiliyor. Kendi sevdiğiniz, kendi istediğiniz, sizin seçtiğiniz rolü oynamaya çalışın. Boğaziçi'nden mezun olurken sevgili hocam Metin Arık'la çalışıyordum fizik bölümünde ve de matematiksel fizik yapıyorduk. Matematiksel fizik, Kur'an falan bunlar hoşuma gidiyor. Kağıt kalemle iş yapmak böyle mutluyum. Tam böyle bitirirken geldi dedi ki benim dedi eşim Fransa'da İsviçre sınırında bir yerde çalışıyor bir laboratuvarda. Sen Fransızca biliyorsun. Ha biliyorum. Bilgisayardan da anlarsın. Ha tamam anlarım da. Git Engin'e yardım et. Engin Arık rahmetli. Ondan sonra peki tamam da dedi nereye gidiyoruz? Dedi ki CERN diye bir yer var. Hiç duymamışım o zamana kadar. Git bakalım neler oluyordu. Gittim. Herhalde burayı, şurayı biliyorsunuz. İşte Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, CERN'in yerleşkesi falan. Gittim ve orada çok değişik bir ortamla tanıştım. Birincisi deneysel fizik ortamı. O zamana kadar hiç elimi sürmemişim. İkincisi de rahat bir çalışma ortamı. Söz gelimi üniversitede bize hadi akşam oldu çıkın artık kütüphaneden diye kışkışlarken. Burada kütüphane sabaha kadar açık, istediğin kitabı al. Hatta kitap alırken kimseye konuşmaya gerek yok. Kağıdın üzerine adını yaz. Şu kitabı alıyorum da bırak git. Ne kadar rahat bir çalışma ortamı. Ne kadar hoşuma gitti. Dedim ki ha bu iş iyiymiş. En iyisi ben buna birazcık daha ilgi göstereyim. Belki hem kuram hem deney çalışırım. Böylelikle ben bir tesadüf sonucu kışları Metin Arık'la kuram, yazları da Engin Arık'la deney yapmaya oturdum. Bu da gene rollere getiriyor. Bazen de böyle hoşumuza giden rol bir tesadüf sonucu önümüze geliyor. O yüzden de bu tesadüfleri değerlendirmeyi, en azından denemeyi göze almamız lazım. Bundan korkmamamız lazım. Ondan sonra CERN'e üye değiliz. Fakat Türkiye'de yaptığımız bir takım şeyleri sunmamız, oraya götürüp onlara vermek istiyoruz. Ne yapalım, ne edelim? En kolay bu bilgisayarla veri alımı meselesinde bir şeyler yapabiliriz diye düşündük. Fakat bunun için de bir takım özel donanımlar gerekiyor, özel yazılımlar gerekiyor veri toplamak için. İşte bunu yapalım, nasıl yapalım? Birazcık kaynağa ihtiyaç var. O zaman bu işleri kim destekleyecek? Tabii ki TÜBİTAK destekliyor. TÜBİTAK'a başvurdu, dedi ki bizim böyle bir yazılıma ihtiyacımız var. Gerçek zamanlı işletim sistemi, eğer ne olduğunu biliyorsanız. Bilmiyorsanız da arada sorun anlatırım. Ondan sonra TÜBİTAK ne yazık ki bizim projeyi desteklemeye layık bulmadı. Dedi ki o kadar para veremeyiz size. Şimdi hatırlamıyorum, çok cüzi bir şey verdiler. Biz de kafamızı kaşıyoruz, ne yapabiliriz diye.
Ondan sonra bu Finlandiyalı bir üniversite öğrencisinin icat ettiği bir işletim sistemi o zaman daha yeni çıkıyor ortaya. Linux. Dedi ki biz bunu önce kendi ortamımızda deneyelim. Belki kullanabiliriz, belki bir işe yarar. Laboratuvarda önce kendi aletlerimizde denedik. Bir şeyler olabildiğini gördük. Bir yerlere ulaşabildiğimizi gördük. Bundan ilgili küçük birkaç not yazdık. Ondan sonra dedik ki ya bu oluyor gibi. Bizim katkımız, deneye katkımız, CERN'deki deneylere katkımız belki bu sayede olur, bu şekilde olur. Yaptığımızı ettiğimizi götürdük, sunduk. İnsanların hoşuna gitti. Bir takım makaleler çıkarttık ve gösterdik ki bu bedava işletim sistemiyle onların yüksek miktarlar harcayarak elde etmeye çalıştıkları sonuçların aynısını, çok yakınını elde etmek mümkün ve bu da müthiş bir tasarruf sağlayacak. Bu da onların çok hoşuna gitti. Kısacası ben böyle deneysel fizikçilikten böyle yavaşça gene bir rol değiştirerek bu bilgisayar veri toplama işine geçtim. Bu da gene rollerle ilgili bir şey. Bazen de işler bizi öyle bir yere getiriyor ki işte o rolü oynamak zorunda kalıyorsunuz. Oraya gitmek zorunda kalıyorsunuz. Takım için bu lazım, tamam takım için bunu yapalım diyorsunuz. Ama bazen de benim durumumda en azından olduğu gibi bunun yararı oluyor. CERN'de iş buldum. 98'de doktoramı alınca CERN'de çalışmaya başladım. 2000 yılında Amerika'ya gittim arada. Gene benzeri işler yapmak üzere. Northwestern Üniversitesi'nde çalıştım. Fermilab'da çalıştım. Sonra 2003 senesinde tekrar geriye döndüm Atlas deneyine. Artık bu resmi herhalde herkes tanıyor. Çok meşhur bir resim. Şuradaki insanın boyuyla bizim o zaman kurmakta olduğumuz algıcın boyunu karşılaştırabilirsiniz. Bu CERN'deki çarpışma sonuçlarını inceleyen çok büyük bir fotoğraf makinesi olarak düşünebilirsiniz bu deneyi. Bu deneyde çalışıyordum. İşte gene veri toplama sisteminde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bundan sorumluyum. Aradan zaman geçti. Artık deneyin çalışmaya başlaması lazım. Bu da tam 2008 yılından bir fotoğraf. Deneyi çalıştırmayı başardık. İlk veriyi aldık. Artık benim sorumluluğum, bana geceleri kabuslar gördüren sorumluluk, uf tamam başarıyla sonuçlandı bu. Ama o noktada insan şunu soruyor kendine. Tamam bunları yaptık da bayrağı nasıl devralacağız? Bayrak nasıl devralınacak? Çünkü bizim işler uzun soluklu, uzun vadeli. Mutlaka sizden sonra gelecek olanları yetiştirmek zorundasınız. Sizden sonraki bayrağı devralacak olan gençleri eğitmek, deneyimlerinizi ona aktarmak zorundasınız. Bu da beni bir sonraki sayfaya getiriyor. Bundan sonra dedim ki artık birazcık da rol değiştirip eğitim işine ağırlık vermek lazım. İlginç bir tesadüf ki burada Çukurova Üniversitesi'nde başladık bizim 2 yılda bir düzenlediğimiz etkinliklerin bir tanesini. Hızlandırıcı ve parçacık fiziğinde bilgisayar okulu diye bir isim uydurduk ve o zamana kadar edindiğimiz deneyimleri yüksek lisans ve doktor öğrencilerine aktarmaya çalıştık. Bu okullar şu anda da devam ediyor. En son Eskişehir'e gittik. Ondan sonra tabii bunlar üniversitede bu işi yapmaya karar vermiş insanlar. Ama tabii bunun bir önceki aşaması var. Daha gençler var. Ortaokul ve lise öğrencileri. Onlar için de ne yapabiliriz diye düşünürken böyle aklımıza bir fikir geldi. Dedik ki diğer ülkelerin bilim adamları ortaokul ve lise öğretmenlerini eğitiyorlar. Ve ondan sonra kendi ülkelerine gönderiyorlar. Neden biz de aynı şeyi yapmayalım? Böylelikle bu öğretmen programını, Türk Öğretmen Çalıştayını başlattık. Bu aşağıda gördüğünüz resim de onlardan bir tanesi. Öğretmenler geliyorlar, bir hafta boyunca CERN'de aldıkları heyecanlı eğitimi dilerim öğrencilerine aktarıyorlar. Gene rollerle ilgili bir şey söyleyeyim bu noktada. Bazen de böyle yaşımız gereği diyoruz ki artık benim şu rolü üstlenmem lazım. Bu da ilginç bir deneyim. Ondan sonra biraz daha yakın bir zaman, artık 2016'ya geldik. Bütün bunlar olurken tabii hızlandırıcı çalışıyor. İnsanlar geliyorlar, gidiyorlar, CERN'de bir şeyler yapıyorlar. Fakat şimdi bir yandan da diyorsunuz bunların hepsini yapmak çok güzel de Türkiye'de neden böyle şeyler yok? Neden Türkiye'de benim bir hızlandırıcım yok? Bunu yapmaya oturmak için de birazcık kafamızı kaşıdık, ne yapabiliriz diye düşündük. Atom Enerjisi Kurumu'ndan meslektaşlarla bir şey yapabilir miyiz diye konuşurken bir öneri verdik. Biz de Türkiye'de bir hızlandırıcı yapalım ama tamamını kendimiz tasarlayalım, tamamını kendimiz üretelim. Böylelikle hem gençler yetişsin hem de
endüstri yüksek duyarlılıklı iş yapmaya alışsın diye. Ondan sonra şu gördüğünüz hızlandırma kovuğunu tasarlamak, üretmek ve bunun içine gereken enerjiyi vermek üzere büyük bir proje hazırladık. Atom Enerjisi Kurumu kabul etti. Onlar aslında yürütücüler, ben danışman gibi bir şeyim. Her neyse, fakat bu işe girdiğimiz zaman bilmediğimiz bir şey öğrendik işe başladığımızda. Bu hızlandırıcı kovuğu tasarlamak için, ha bu arada bir not, ben hızlandırıcı fizikçisi değilim, bana şunu sormanız lazım, senin ne alakan var diye. Ha bu da öğrenmenin yaşı yok. Ondan sonra dedik ki şey yapalım, tasarlamayı öğrenelim, nasıl yapacağız bu işi? Bakındık birazcık, literatürü taradık, okuduk ettik falan. Ondan sonra meğerse bu hızlandırma işini yapan dünyada 3 tane yazılım varmış. Biri Amerikalılarda, biri Fransızlarda, biri Ruslarda. Amerikalıların kapısını çaldık, hadi şu yazılımı alalım diye. Ve sürprizle karşılaştık. Çünkü Türkiye, işte Kuzey Kore ve bir takım başka ülkelerle birlikte kara listede bize yazılımı satmayı reddettiler. Eyvah. Fransızların kapısını çaldık, aynı cevap. Bize satmıyoruz. Rusların kapısını da çalacağız. Bize yazılımını satın, biz de tasarım yapalım diye, ama ben yerimde duramıyorum. Yani bir şey yapmamız lazım. O zaman gene yeni bir rol, oturalım, öğrenelim, yapalım diye. Öğrencilerimle beraber oturduk, bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir yazılım ortaya çıkardık. Şimdi bu madem Türkiye'nin yazılımı, adı da Türkçe olsun diye Demirci koyduk adını. Bir ön çalışma yaptıktan sonra yine bu sefer TÜBİTAK'ın kapısını çaldık. Aradan kaç sene geçmiş, TÜBİTAK bizi desteklemeye karar verdi. Öğrencilerimin çoğu şimdi bu projeden aldıkları destekle çalışmalarına devam ediyorlar. Bu projeden aldıkları donanımı kullanıyorlar. Her neyse, bu bizim proje hala şu anda devam ediyor. 2-3 ay sonra bitecek. Arada öğrencilerim Amerika'ya da gittiler, Çin'e de gittiler, sunumlar yaptılar. Bize zamanında yazılımı satmak istemeyen Amerikalılar bizim kapımızı çaldı. Ha siz bir şeyler yapmışsınız, şimdi satabiliriz diye. Veya Çin'den bir takım müşteriler var, hadi bunu ticari hale getirin de biz sizden satın alalım diye. Kısacası bu iş fena gitmiyor. Sonuç, süre taşmadan hemen gelivereyim. Size birçok konudan, birçok rolden bahsettim. Bütün bunların içine bir parmak olsun girdim çıktım diye kendimi görüyorum. Size de söyleyeceğim, tek role saplanmayın. Her yaşın, her dönemin sizi mutlu edeceği, size en çok yararı getireceği bir rol var. Onu arayın, bulun ve sahiplenin. Teşekkür ederim.